Evet arkadaşlar biliyorsunuz çocuklarına prenses ve erkek prenses gibi davranan <laughs> prens diyeceğim sandınız değil mi? Hayır değil. Kız çocuklarına prenses, erkek çocuklarına da erkek prenses gibi davranan ızdırap anne babaları ve bunun sonucunda da bu çocuklar büyüdükten sonra internet üzerinden bizim bunlarla uğraşmamız gerektiğini, bizim başımıza kaldıklarını, işte anne babalarına kızdıkları için veya kızmasalar bile Sürekli kendilerine iyi davranıldığı için kötü çocuğa hasret olduklarını ve biliyorsunuz Türkiye'de bulunan kötü çocuk türü nedir? Evet, üniversite kantininde takılıp TC benim köyümü yaktı diye kızların aklını alan Behzatçı'ya sakallı karizmatik erkeklerdir. Ve onlardan etkilendikten sonra da bize gelip siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz diyen gençler bunlarla sizin yüzünüzden yani anne babaların yüzünden biz muhatap olmak zorunda kalıyoruz demiştim. Ama adil olmak lazım arkadaşlar. Bir de bunun tam tersi var. O da yol ortasında 3-4 yaşındaki çocuğun tokatlayan türbanlı teyzeler. Biliyorum türban kelimesini kullandığım için insanlar yine çıldıracak. Başkalarının videolarından biliyorum. Hani o şey vardı ya. STV ateisti gibi sanki kadrolu ateist gibi. Rasta falan yapmış saçlarını. Leon gözlüğü takmış. Ondan sonra da Turban türban takmayı versinler takmasınlar yani. Diyen Ateist kız vardı ya altına nasıl döşemişlerdi? Tesettürü şerif mi diyorlar? Bir şey şerif diyorlar. Biliyor musunuz onu arkadaşlar? Türban şerif değil ama çünkü genelde onlar türban kelimesini kullanmayı sevmiyor. Tesettürü şerifti galiba. Tesettürü şerife dil uzatan şerefsiz, ahlaksız falan. Ondan sonra işte Emin Çölecan bir ara o kafalarına taktıklarının kumaş parçası olduğu nu söylemişti ve <laughs> Nasıl ne? kumaş parçası mı? Çarpılırsın oğlum. O zamanlar bilmiyorum. O zamanlar denebiliyordu herhalde böyle şeyler. Hayır şimdi olay şu. Şimdi insanları üzmek istemiyorsunuz. Açıkçası yani evet dava da açılmasın. <laughs> dava açılmaması da önemli benim için tabii. Ama daha da önemlisi şimdi tesettürlü olup da beni seven veyahut tesettürlü olup işte çocuğum sizi seviyor fotoğraf çektirebilir miyiz diyen insanlar da var. Tesettürlü olup Atatürkçü olan insanlar da var geliyoruz ne bileyim halk oyunları gösterisinde hep birlikte İstiklal Marşı söylüyoruz. Atatürk resmini koyuyorlar, alkışlıyoruz vesaire. Bu insanların da kalbini kırmak da istemiyorum açıkçası. Üzmek de istemiyorum. Ama bu bir istatistiki veri. Bu şekilde yolda gördüğüm 3-4 yaşındaki çocuğunu işte elini bıraktı da neredeyse yola gidecekti falan diye sinirlenip arkadan yakalayıp ensesine patlatan teyzelerin %100'ü türbanlı, tesettürlü. Bir. ikincisi de çocuğu yola fırlayan neredeyse araba gözümün önünde yani. Ne Allah dedim çarptı yani. Yani o bir saniye iki saniye içinde evet ilk defa bir çocuğun araba tarafından çarpıldığını daha doğrusu bir insanın araba tarafından çarpıldığını göreceğim şeklinde düşündüm. Son anda acı bir fren yapıp durdu taksi. Ondan sonra şöyle bir 5-10 saniye sonra arkasından annesi geldi. Tabii ki gene giyim kuşam kıyafet standart aynı. Kolundan tuttu çekti. Yine aynı şekilde şuna içerlemiştim. Adını bildiğim ama vermek istemediğim bir karikatürist. Rozetli CHP'li teyzelerle dalga geçiyor. Eyvallah biz de geçiyoruz. Altına da bir sürü insan yorumlarda döşüyor işte. Ha Hahaha <laughs> CHP'li Atatürkçüler. Bir de Atatürkçüler yani Atatürk'e düşman, Atatürk'e bilenen heriflere oradan malzeme çıkartmış oluyorsun sen. Kendini Atatürk düşmanı değilsinler eminim. Tamam ondan sonra kolpa adam tiplemesi yapıyorsun kolpa adam tiplemesinin de böyle işte elinde çakmak, sigara, cep telefonu ondan sonra anahtar. Kolunda da Kemal Atatürk dövmesi. Allah Allah beyim hiç öyle. <laughs> BMW'm çakmam cep telefonu elimde falan gezdirmiyorum ama. Ona da eyvallah. Ama gene altta döşemişler. O geri zekalı Kemalistlerle iyi dalga geçmişsin helal olsun falan diye. Bunların hepsini yapabiliyorsun. Ve siyasi olarak yandaş olmadığını da biliyorum. Siyasi olarak Atatürk düşmanı, veya Atatürkçülere düşman birisi olmadığını da biliyorum. Belki gizliden gizliye düşmansındır. Sağ peren olarak değil de sol peren olarak. Hepsine eyvallah. Ama sıra şu anlattığım herkesin bildiği yolda çocuğunu tokatlayan türbanlı tezlere gelince bunu yapamıyorsun. Belki tepki alırım diye. Belki insanlar sinirlenir diye. O zaman senin yaptığın yarım kalıyor. O zaman sen şunu diyorsun. Bu insanlar şu 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 kesim tepki göstermiyor. Bunlara istediğimi sallayabilirim. Başıma bir şey gelmez. O zaman bunları sallayayım şu kesim bana saldırır. O zaman ben onlara laf etmeyeyim. Senin mizahçılığın nerede kalıyor o zaman? Nerede kaldı senin mizahçılığın? Korkusuz mizahçılığın, bağımsız mizahçılığın. O yüzden bunların hepsinden bahsedebiliyorsak bu genellemeden de bahsetmemiz lazım. Sevgili elini bıraktı diye 3-4 yaşındaki çocuğunun ensesine patlatan tesettürlü teyze. Beni dinlediğini biliyorum. Nasıl çocuklarını prenses gibi yetiştiren aileler yüzünden o çocuklar büyüyünce onlarla biz uğraşmak zorunda kalıyorsak sizin gibilerin yüzünden de sizin çocuklarınız büyüyünce gene onlarla muhatap olmak zorunda kalan biziz. O yüzden benim çocuğuma müdahale edemezsin, o benim çocuğum diyemezsin. O çocuk büyüdükten sonra sen yurt dışına yollayacak mısın? Yollayacaksan eyvallah. O çocuk büyüdükten sonra ne bileyim eve mi kapatacaksın? O zaman tamam. Ama bunların hiçbirisi olmayacak. Sokağa salacaksın değil mi? Ya iş bulsun diye, ya okusun diye, çalışsın diye o zaman sen karışamazsın diyemezsin. Çünkü 3 yaşına 4 yaşına şiddetle tanıştırdığın o çocuk elini bıraktı diye ensesine patlattığın, senden biraz ileride gitti diye yakalayıp tokatladığın, bir de üstüne küfrettiğin daha o yaşta yani. Çok ilginç ya. Yani sokakta yürürken iki kutbu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyi de görebiliyorsunuz. Boynuna tasmayı takmış, ipleri tamamen çocuğa vermiş. Şimdi nereye gitmek istersin Afrasu? Eve gidebilir miyiz artık Afrasu? Hayır. Lütfen Afrasu rica ediyorum eve gidelim artık. Öleceğim amına koyayım. Hayır oynayacağım burada. Bunu da görüyorsun. Ondan sonra biraz ilerliyorsun. Manyak köpek diye bağıran birini de görüyorsun abi. Çocuğuna manyak köpek diye bağıran onu da görebiliyorsun. Arka arkaya. Şimdi sen o yaşta hakaretle, küfürle, aşağılamayla, şiddetle, tokatla her şeyle tanıştırdın çocuğun değil mi? Sorun şurada. O çocuk ondan sonra büyüdükten sonra trafikte sen en ufak bir hata yaptın diye yanından geçecek. Seni ağabey burada nasıl giyim diye bağıran eleman olacak. Yanlış mıyım? İstersen bütün küfreden adamları bütün trafikte hata yaptı diye insanın anasına bacısına küfreden adamları yakalayalım. Seceresine bakalım. Çocukluklarını inelim. Psikolog eşliğinde. Bakalım ne çıkacak. Yapalım mı? Ondan sonra internet üzerinden kendi partisini desteklemiyor diye insanlara ana avrat söven. Nereden geliyor bu insanlar? Nereden çıktılar? Bu kadar şiddeti yani 10 yaşında bu kadar şiddeti nereden öğrendiler? Gene aynı şekilde sevgilisini tokatlayanlar, sevgilisi ayrılmak istiyor diye başına bela olanlar. Nereden geliyor bu insanlar? Başkalarına namus bekçiliği yapmaya çalışan çomarlar. Nereden geliyor? Nereden geliyor abi? 3 yaşında beri tokatlarsan erbi beyin bırakmasın zaten. 3 yaşında biri tokatla tokatla kulağından dışarıya çıkmış beyni, akmış gitmiş yani. Ondan sonra diyor ki birader burada aile var ne sarılıyorsunuz kardeşim? Bunun evi var, oteli var, rezidansı var. Rezidans diyor herif ya. Rezidans ne amına koyayım? Rezidansı ne sanıyor acaba? Ne rezidans? İşte zina falan yapılan zina yuvası gibi bir şey. Bundan sonra ben de öyle yapayım mı? Bir teyze oğlunu tokatladığı zaman durduracağım böyle şşş ne yapıyorsunuz ya? Burası medeni bir yer kardeşim. Bunun evi var, oteli var, rezidansı var. Git rezidansta tokatla çocuğunu. Öyle diyeceğim ben de bundan sonra. Yanlış mıyım arkadaşlar? Gitsin. Rezidansa götürsün çocuğunu. Rezidansa tokatlasın yani. Burası medeni bir mahalle. Ondan sonra tartıştığı kişiler kendisi gibi erkek ve kendi boyutlarına olunca susan, fazla atarlanamayan, atarlansa bile gidip cep telefonundan birilerini arayıp adam toplamaya çalışan, kendi işini kendi öyle öğrenmiş çünkü. Veyahut karşısındaki yaşlı bir adamsa bunu da gördüm. Veyahut kadınsa o zaman diklenebilen, o zaman hatta dövebilen, dövdükten sonra nasılsa başıma bir şey gelmeyecek. Burası Türkiye düşüncesiyle. Bu çocukken dövüle dövüle kulaklarından beyni akmış walking dead'ler nereden çıkıyor? Nereden geliyorlar? Kim çıkartıyor? Senin yüzünden işte. Sorun şurada arkadaşlar. Çocuk yetiştirmek sanattır derler ya. Bence de kesinlikle sanattır. Aynen heykel tıraşlık gibi ama bizim memlekette herkes sanatçı değil. Ama herkes çocuk yetiştiriyor. Bu şey gibi şimdi herkesin eline fotoğraf çeken telefon verildi ya. Fotoğraf aslında sanat mıdır? Evet bence sanattır. Neden? Çünkü kompozisyon yapıyorsun. Kompozisyon yaratıyorsun yani. Ama artık fotoğraf dediğin zaman insanın aklına Instagram'daki ızdırap fotoğraflar geldiği için. Değil mi? Fotoğraf deyince artık insan aklına dudak büzen kezban geldiği için o işin boku çıkmış durumda. Bu da biraz onun gibi yani. Şunu diyemezsin tabi. Çocuk bakmasını bilmeyen adam çocuk doğurmasın arkadaşım diyemezsin. O zaman kimse doğurmaz. Yani çok çok az bir kısım çocuk sahibi olur. Çocuk yetiştirmesini bilen, bilinçli insanlar. Bunu yapamaz. O zaman paşa gelince ne yapacağım? Yani benim aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece çocukları değil büyükleri de eğitmek. Çocuklara zaten eğitim veriyoruz da büyüklere de bazı konularda eğitim vermek. Kamu spotu olsun. Çıkıp konuşmalar yapmak olsun. Toplantılarda konuşmak olsun normalde standartını söylüyorum. Amerika'da nasıl uygulama? Yani çözüm arıyoruz ya. Sürekli Amerika ile karşılaştırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orası doğru veya orası mükemmel olduğu için değil ama çözüm aradığımız için başka yerdeki uygulamalara bakmak istiyorum. Amerika'da mesela yol ortasında sen çocuğunun kafasına bir tane patlatırsan eğer bir bunu eğer kameraya alırsa ve seni şikayet ederse sıçtın. Net. Net bir şekilde sıçtın. Çocuk benim kardeşim. Öyle, böyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. O işin de çocuk benim kardeşim mantığının da nereye vardığını da biliyoruz. Sen bir tohum eksen meyvesini yemek istemez misin? Vardığını da biliyoruz. Çocuk benim kardeşim diye bir dünya yok aslında yani. Biliyorsunuz bazı mahalleler var ki karı koca bile olsalar öpüştüklerini gördükleri anda linç edebiliyorlar. Ama aynı mahallede sokak ortasında karın tokatla ne derler? Karı koca arasına karışılmaz. Adettir. Örftür. Ana nedir? Onları da öldeyim mi? Kardeşim git rezidansta döv karını. Evet her neyse ne yapılabilir diyorduk. Buradan belki başlanabilir. Yani sokak ortasında çocuğunu döven birini gördüğün zaman hemen karakola çekeceksin. Çok ağır olmayan bir ceza vereceksin sadece anlaması açısından ve bir ton nutuk çekeceksin. Diyeceksin ki bak böyle bir dünya yok. Biz sorunlarını şiddet ile çözmeye alışkın olan şiddet yanlısı vatandaş istemiyoruz. Bu ülkede istemiyoruz. Buna devam edersen seni komple aileni sınır dışı edeceğiz öğreneceksin. Çocuğun dövmeden konuşarak sorunlarını çözmeyi öğreneceksin. Ne bileyim belki küçük bir hapis cezası verirsin bir hafta 10 gün 15 gün. Birçok insan bu şekilde bilişsel eğitimle ceza ödül sistemiyle eğitilebilir. Tabii ki eğitilemeyecek olanlar da olacak. Onları da sınır dışı edeceksin. Yani bu çok büyük bir sorun aslında. Bizim ta agresif yaşlı dedelere kadar yani ve insanların da genel olarak agresif olması ve bu kadar çok çomarımızın olmasının sebebi kesinlikle aile eğitimi ya. Aile eğitimi yani. Biliyorsunuz ben başa geldiğim zaman çomarlık yasak olacak. Bunu daha önceden söylemiştim. Her türlü çomar aktivitesi, kızları sözlü taciz etmek, insanları tehdit etmek, insanları o seni tahrik etmediği halde tokatlamak, dövmek gibi birçok şey sayılabilir. Ama bu işin köküne değinmek lazım. Yani çomar çıkmasını da engellemek lazım. O yüzden o çocukları gördüğüm zaman evet İçimden geçiriyorum. Bir Walking Dead daha yetişiyor. Cahillik artı şiddet. Evet en ihtiyacımız olan şey buydu zaten. Bir de onlara yetki ver böyle polis molis yap. Mis gibi.